Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Elhamdülillah yaptığımız bu işin güzel etkisini görüyoruz. Faydalı olduğunu görüyoruz. İnternette orada burada gezerken şuna da buna da bakayım derken zihni bulanmış. Aklı karışmış. Acaba demeye başlamış. Oradan da bizim videolara ulaşıp işin aslını öğrenen he tamam bunlar yanlışmış diyerek gönlü mutmain olan çok insan var. O yüzden özellikle tekfir, tağut ve oy verme konularındaki videoları paylaşarak insanlara ulaştıralım. Bu bağlamda ben size başka bir tehlikeyi haber vereceğim. Evet, çalışmaya başladık. İnternette gezinen insanlara bir şekilde ulaşabiliyoruz. Daha da çok ulaşacağız inşallah. Peki çay ocağındaki, cami önündeki, mahalledeki insanlara nasıl ulaşacağız? Bu tekfirci ve habi selefi gruplar dernek faaliyeti çerçevesinde yapılandırılıyor. Bakın yapılandırılıyor. Bunları yönlendiren odakların olduğu o kadar açık ki. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. isim vermeyeceğim. Çeşitli isimlerle dernek kuruyorlar. Ama nasıl? Bir ilde bir dernek adı altında faaliyet gösteriyorlar. Mesela aralarına birkaç kişi katıldı. Şayet bir de ise hemen ona oturduğu ilçede temsilcilik açıyorlar. Bu şekilde derneği il bazında ilçelere yayıyorlar. Bakın dikkat çekmeyecek şekilde sessizce yapılanıyorlar. Sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidiyor cami önünde çay ocağında oturan Müslümanlara ezberleyip o çarpıttıkları ayetleri falan okuyor. Oy vermek şirktir, şöyledir, böyledir. Hiçbir bilgisi olmayan adam da ayet okuyor, hadis okuyor. İşte Allah'ın hükmüyle hükmedilmiyor. İçki, zina, fuhuş, serbest. Siz buna ortak oluyorsunuz, destekliyorsunuz falan. Dinleyenin de aklında şüphe oluşuyor. Böyle gidiyorlar cami önlerine, kahvehanelere. Kardeşlerim bu yapılanmaların birçok tehlikesi olabilir. Daha önce defalarca söyledik. Bunlar mürtet müşrik gördüğü karşıdaki bizleri öldürmeyi cennet bileti olarak görüyor. İç kargaşa, iç savaş çıkartmak isteyenlerin taşeronluğunu yapacaklar. Şu anda kendi zihniyetlerine böyle küçük çapta çalışmayla adam topluyorlar. Hücreleri aktifleştirdiler, başladılar, yapıyorlar. Bir kişi, iki kişi, kaç kişi çekebilirlerse. E bu işin bir de siyasi yönü var. Hitap ettikleri insanlar Müslümanlar. Zihniyet belli kim oy veriyorlar az çok belli. Bunları oy vermekten alıkoymak kimin işine yarıyor? Yarayacak. Çok ilginç bir detay daha. Aynı derneğin mesela daha muhafazakar tarikatların yoğun olduğu ilçedeki bir şubesi yöneticileri tekfir etmeyiz ama Müslüman da demeyiz diyorlar. Direkt tekfirci gibi gözükmüyorlar. Mesela gelenlere kitap tavsiye ediyorlar önce. Kurgulanmış tevhid, tağut kitaplarını veriyorlar. Sonra içine sindirirse, tamamen kendilerinden olursa ona derslerinden yaptırıp tekfirciliği aşılıyorlar. Dışarıya karşı takiyeye devam ediyorlar. Hatta gidip camide namaz kılıyormuş gibi yapıyorlar. Normalde cami imamı arkasında namaz kılmazlar. Yani o ilçenin nabzına göre şerbet verip yanlarına adam çekiyorlar. Bu yeni bir strateji arkadaşlar. O yüzden defalarca söyledim, tekrar ediyorum. Devletin Diyanet vesilesiyle de olabilir bu dini yapılanmalara dur demesi, standartlar getirmesi, sıkı denetim sağlaması gerekiyor. Müslümanları tekfir eden kendilerinden başka herkesi kafir görenlerin İslam adına faaliyet göstermesine nasıl müsaade edilebilir ki? Ortada bir kandırmaca var zaten. Bakın imamların da artık insanları uyarması lazım. Karşınıza böyle birileri geliyorsa oy vermek şirktir, namaz kılmayan kafirdir, cami imamı arkasında namaz kılınmaz gibi söylemlerde bulunuyorsa hemen gidin ilçenizin müftüsüne böyle bir yer var, böyle birileri var, şöyle şöyle söylüyor, insanları yönlendiriyorlar diye şikayet edin. E şimdi müftülüklerde şikayetler çoğalınca mutlaka bunu il bazında gündem yapacak ve nihayetinde diyanete aksedecek. Bu vesileyle devletin harekete geçerek madden ve manen tedbir alabileceğini düşünüyorum. Bu tarz insanlarla karşılaştığınız zaman müftülere gidin. Müftüleri boş bırakmayın. Deyin ki bakın şöyle bir yer var. Şöyle birileri var. Etrafta şöyle bir adamlar geziyor. insanları böyle böyle yönlendiriyor. Devlet uyumaz ama belki farkında değildir biz uyandıralım inşallah